Ama öncelikle doğal elma sirkesiyle maden suyundan oluşan kürü uygulayın. Bunda yetersiz kalırsanız bir hafta içerisinde, o zaman ne yapacaksınız? Serpil Hanım'ın gösterdiği detaylı kürü uygulamaya bakın. Yani o evvelallah kökünü kazır. Burada onu gösteriverelim hemen şey. Tamam Bir hocam. yemek kaşığı doğal elma Elma sirkesi. sirkesinden Evet, bir yemek kaşığı da kaşığından maden maden suyu. suyu. Soda değil yalnız, dikkat edin. Bunları karıştırıyorsunuz ve pamukla bu sivilcelerin olduğu yerlere biraz bastırarak ne yapıyorsunuz? Sürüyoruz. Sürüyorsunuz. Ondan Evet. sonra da yıkamamız gerekiyor hocam. Hocamızın önerisidir bu, kükürtlü sabun. Kükürtlü Evet. sabunla sabah akşam yıkamamız gerekiyor. Ben şundan hocam, bu elma sirkesi ve maden suyunu benim arkadaşım uyguladı. Gerçekten işte hep başlangıçta şu ön yargılar var ya hocam, atomu parçalıyorsun da ön yargıları parçalayamıyorsun. Ya olur mu olur mu dedim, sen bir uygula. Hiçbir şey kalmadı. Evet. Yani eğer çok kronikleşmemişse, inatçı sivilceler değilse, basit yeni yeni çıkmaya başlamış bir sivilceler grubu varsa, o zaman bu maden suyu ve doğal elma sirkesi gösterir misin şey? Tabii ki hocam. Bu hangisi? Şimdi Sivilce için. sivilce kürümüzü, Sivilce için. yapıyoruz. Şimdi burada kullanmamız gereken 5 tane ürünümüz var. İlk başta lavanta, ceviz yaprağı, kükürtlü sabun ve elma sirkesi ve maden Serpil, suyu olmak Serpil Hanım, üzere. yavaş, yavaş, Tamam, daha yavaş, tamam, daha yavaş. tamam. İlk başta lavantamızı alıyoruz. Bundan bir tatlı kaşığı şeklinde kaynamış olan bir su bardağımızın içerisine atıyoruz bunu. Evet. Atıyoruz. Burada 10-15 dakika kaynıyor. Ve bunu sıcakken süzüyoruz. Bunu 15 gün boyunca yapıyoruz yalnız. Günde bir defa şeklinde. Akşamları yemeklerden 2 saat sonra şeklinde bir su bardağı içiyoruz. Arkasından da ceviz yaprağımız var burada hocamız. Bunu da cildimize kullanmamız, yani sürmemiz gerekiyor. Bundan da 2 yemek kaşığı şeklinde 1 litre suyun içerisinde Bir hazırlıyoruz hocam. litre suyun içinde ceviz yaprağı. Evet. Yani aslında her şey elimizin altında hocam. Tabii. Doğada. Ceviz yaprağı. Bildiğimiz ceviz ağacının yaprağı Tabii. değil mi bu? Evet. İşte Bakarız, insanlar geçer diyor ki gideriz. ya hocam bunları hazırlamak işte şu bu filan. Yani sen bunun kapsülünü ver, kapını ver, alışmışlar ya, Ya. emeksiz kazanç yok. Daha Evet. sonra hocam bunu hazırladığımız şeyi bir şişenin içine koyuyoruz. Bunu haftada 3 kez, yani hani hazır bir şekilde bulundurabiliyoruz dolabın içerisinde. Cildimize kullanıyoruz bunu sabah ve akşam olmak üzere. Ne Arkasından da yapıyorsunuz? cildimize kullanıyoruz bunu. Pamuk yardımıyla silmemiz gerekiyor. 3 günden sonra tekrardan hazır bir şekilde yapmamız gerekiyor bunun bizim. Bundan da hani hocamızın dediği gibi bir cildinizin hani miktarına göre uygulayabilirsiniz bunu. Ya da hani bir fincan elma sirkesinden bir fincan kahve fincanı şeklinde maden suyumuzdan karıştırıp yine sabah ve akşam olmak üzere yine bunu cildimize de uyguluyoruz. Arkasından da bunları hocamızın önerisidir bu, kükürtlü sabun. Kükürtlü Evet. sabunla sabah akşam yıkamamız gerekiyor. Şu anda önerdiğiniz sivilce kürünü kafamızdaki sivilceye sürebilir miyiz diyor. Saç dibindeki sivilce ise eğer, evet sürebilir. Aynı şekilde. Gene aynı şekilde, ancak saç dibindeki sivilceler egzama olmasın. Yani bir doktora mutlaka bakın, teşhisi doktor koyar. Yani bir hikmet sahibi hekim. Hekim hikmet sahibi demektir. Yani ona danışın, teşhisi koysun. Bu sadece düz bir sivilce ise problem değil. Ama egzama ise, o zaman orada egzama kürünü uygulamanızda fayda var. Egzama kürüne